Süreyya'nın intikamını almak ve beyleri kurtarmak için harekete geçen Selahaddin, Mülhem'i köşeye sıkıştırmaya başarmıştır. Selahaddin, Mülhem'i öldürerek Süreyya'nın intikamını alır ama Temur'un beklenmeyen hamlesi yüzünden beyleri elinden kaçırır. Temur, beyleri kurtaracağını düşünürken Bernard önlerine çıkar ve onları yeniden ele geçirir. Üstelik Karatecin de artık Bernard'ın elinde esir. Temur'un bu hamlesi Arslanşah, Nureddin ve Selahaddin'i karşı karşıya getirir. Arslanşah, beylerin Bernard'ın elinde esir düşmesinden dolayı Sultan Nureddin'i suçlarken etrafında beylere bağlı askerleri toplayıp Zengi Devleti'ne karşı bir tavır takınır. Beyleri elinde tutarak Zengilere karşı gücü elinde tutan Bernard, Sultan Nureddin'den beylere karşılık Gazzeyi ister. Beylerle birlikte esir düşen Karatecin kaçmak için her yolu dener ama Bernard'ın elinden kurtulması öyle kolay değildir. Arslan Şah Bernard'a baş eğmeyen Sultan Nureddin'e Gazze'yi Bernard'a vermesini söyler. Aksi halde beyleri kurtaramayacaklardır. Sultan Nureddin ise bunu kesin bir dille reddederken Arslan Şah kendi bildiğini okuyarak Gazze'yi kuşatmak için harekete geçer. Selahaddin tutsak olan beyleri Bernard'ın esaretinden kurtarabilecek midir? Arslan Şah'ın öne çıkma gayretiyle parçalanmasına vesile olduğu İslam birliği yeniden kurulabilecek midir? Nureddin Şehit kanlarıyla sulanan, uğrunda nice mücadeleler verilen Gazze'yi elinde tutabilecek midir?